Hayırlı günler diliyorum. Kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Ben yine her zaman olduğu gibi böyle kahvaltı hazırlamaya çalışırken, daha doğrusu mücadele etmeye çalışırken diyeyim. Ay dayanamadım, patates koydum da teyzeleri çok sıcak olduğu için yiyemedim. Peçete mi vereyim, dur. Aferin. Patateslerim kalan kısmının kızarmıştı, onu da ilave ettim. İşte biz her gün böyleyiz teyzeleri. Ortaya bir tereyağında yumurta yapacağım. Şuna domates koyacağım. Her ne kadar domatesin hiçbir tadı olmasa da alınmış işte, doğrayacağım. Tamam hadi ye patatesini oğlum ye. Ben de kalan işlere devam edeyim hemen. Bana kolay gelsin. Tekrar görüşmek üzere. Şöyle hızlı bir şekilde hemen kahvaltımı hazırladım. Eşim dışarı çıkacak çünkü dışarıda işi var. Ben de hemen pratik bir şekilde oğlumla böyle hızlı hızlı ancak bu şekilde yapabildim. Şu tabakların kenarlarındaki şeyler için kusura bakmayın lütfen. Böyle ben bir şey hazırlarken her şeyi karıştırmaya çalışıyorum. Neyse ben ekmeğimi dilimleyeyim, çayımı doldurayım. Bize afiyet olsun. Tekrar görüşmek üzere. Kahvaltımızı yaptık. Mutfağı toparlamadan önce size şöyle havanın durumunu da göstereyim. Dışarıda güneş olduğuna bakmayın sakın. Kuşlar bile gelmemiş. Onlar da hava biraz ısındıktan sonra anca gelirler. Şu an etrafta bir tane bile kuş yok. Birazdan gelirler herhalde. Biz kahvaltımızı yaptık. Onların da kahvaltısını hazırlayacağım. Belki komik gelecek ama ben öyle düşünüyorum. Biz yedikten sonra veya yemeden önce gelmişlerse onlara da veriyorum. Biz kahvaltımızı yaptık. Mutfağı toparlayacağım. Ondan sonra şöyle arkadaşlarla çocuklarımızın öğretmenlerinin yanına geçeceğiz. Bir kutlama, bir çay faslı, bir sohbet tarzında bir şey planladık nasip olursa. Çocuklar çok ses yaparsa sesi kısıp müzik ekleyebilirim şimdiden, kusura bakmayın. Buradan oraya geçeceğiz inşallah. Oradan da ufak tefek birkaç görüntü alacağım. Bana kolay gelsin. Tekrar evimin işlerini halledeyim. Dışarı çıkmam gerekiyor çünkü. Havada buz gibi, camı da kapatmam lazım. Sesimden de anlayacağınız gibi ben de biraz üşütmüş durumdayım. Tekrar görüşürüz.
bunlar. Size bir şey göstermek istiyorum. Şöyle kapımı siliyorum. Ama kapımı neyle siliyorum biliyor musunuz? Sadece sirke ve normal temizlik beziyle. Hatta ben çoğu yeri sildim de. Yok, telefonumu veremem annem. Çizgi film açtım. Hadi geç geç otur annem. Çoğu kapıyı sildim. Bunu da silerken dedim hani küçük bir nacizane bir fikir olsun dedim. Kapıların hepsini şöyle sadece sirke ve normal temizlik beziyle siliyorum. Çocukların yapmış olduğu böyle kalem lekeleri, el izleri, böyle ellerini sürdükleri normal izler olsun, boya olsun falan. Mesela şöyle göstereceğim, kusura bakmayın ama çocukla ev böyle oluyor. Kapım biraz eski, ondan dolayı kusura bakmayın. Sirke ayrıca nazara, büyüye, her türlü şeye, kötü enerjiye diyeyim, iyi gelen bir şey. Ondan dolayı nacizane bir fikir vermek istedim. Normal elinizde bitmiş bir sprey şişesi varsa onu da doldurabilirsiniz. Ayrıca bir milyoncularda da satılıyor boş sprey şişeleri. İstediğiniz sirke içine döküp evinizin isterseniz yere, isterseniz aynaları, kapıları, duvardaki lekelerin hepsini hiçbir böyle temizlik malzemesi, maddesi olmadan sadece sirkeyle temizleyebilirsiniz. Şimdi benim çok işim var. Bana kolay gelsin. Tekrar görüşmek üzere. Hanımlar, kapılarımın tamamını bitirdim. Kapıların kulplarını da sildim. Üzerinizde ağırlık varsa, kötü bir enerji hissediyorsanız, eviniz temiz dahi olsa sirkeli sudan geçirebilirsiniz. Hiçbir zararınız olmaz. Ben hatta şöyle koltukların kenarlarını, çocukların kirletmiş olduğu lekeleri, el izlerini falan koltuklarımı da sileceğim Allah izin verirse şimdi. Hatta ne kadar kalmış biliyor musunuz? Sirkemi de göstereyim size. Şu kadar kaldı. Bunu da koltukların böyle tamamı deri değil zaten. Sadece kol kısımları deri. Şimdi oraları da sileceğim. Hatta musluktur, bataryadır, siz söyleyin, duş başlığıdır. Bunların hepsini böyle sadece sirkeyle temizleyebilirsiniz hanımlar. Pırıl pırıl oluyor hani. Teminatını veririm. Yıllardır ben sirkeyle temizliyorum. Onu cif falan hiçbir şekilde sürmüyorum. Sadece sirkeyle ovalıyorum. Arkasından normal suyla duruluyorum. Pırıl pırıl oluyor. Şimdi ben koltuğumun kenarlarında yapacağım. Bakın yani anında etkisini göstermeye başladı. İnanır mısınız? Anında. Teyzemize geldik. Ama oğlum onu çekmemi istemiyor her zaman olduğu gibi. Böyle biraz ev haliyle çıktık. Evimiz yakın ya teyzeleri. Böyle üstümüz başımız biraz perişan ama ev çok yakın olunca böyle evdeki halimize hırka takıp hemen çıktık. Arkadaşımla çayımızı, çorbamızı, kahvemizi içtik teyzeleri. Çıktık dışarıya, ablamızı bekliyoruz. Şimdi o gelecek, onu alacağız, eve geçeceğiz. Ona oturmaya çalışıyorsun. Bence sen oyun oynamaya çalışıyorsun. Gel, gel oturtayım, gel. Ver elini. Gel. Yer anne onu ya. Tamam.